buraya. Bu İki saate yakındır yoldayım. çok ciddi bir trafik var. Sözde 7'de başladı biliyorsunuz o kaç ama hani hala trafik inanılmaz. O yüzden de bir dakikalık geciktik. İzleyenlerde de özür diliyoruz bu gecikme için kendi adımıza. Tabii konuşacak çok konu var. Levent belki her birinin altını ayrı ayrı dolduracağımız Şişt. bu yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar noktasını aça aça biraz konuşuruz. Biraz daha bu ortaya çıkan çürümeden bahsederiz. Aslında bu yoksulluk, yolsuzluk, yasakları özellikle söylüyorum çünkü 2002 yılında AKP iktidara gelirken bütün bunlarla mücadele edeceğini söyleyerek gelmişti ama şu anda uzun zamandır bunların her birinin altı fazla fazla dolu ama özellikle son birkaç olayı hani yakın geçmişte birkaç yaşadığımız olayı da konuşarak biri geliriz. Şimdi tabii bir taraftan da bir iddianame var. Sana 8 Mart'ta yapılan saldırıyla ilgili bir iddianame hazırlandı, hızla hazırlandı. Biliyorsun Türkiye'de pek alışık değiliz Hı -hı. hızlı iddianame görmeye. Sana 22, 23, 25 kişi saldırmıştı. İki kişi gelip teslim oldu ki biz bu hani bu rajo'nda bilirsin hani siz gidip teslim olun diğerlerine gidilmesin diye. Gündüz vakti onlarca kameranın önünde yapılan bir saldırıydı ve e, geri kalan 20 kişiyle ilgili ne bir ses ne bir haber. Apar topar hazırlanan bir iddianame. E, 18 yaşının altında olan e, gençle ilgili dosya ayrıldı. iki kişiyle iddianame. 3 Mayıs'ta ilk duruşma var. E, tabii bütün bunlara baktığın zaman aferin ya. Hani aferin diyorsun ama acı bir aferin bu. E, özellikle de bu e, açık açık adını koyarak da söylüyorum. Bakırköy Emniyet Müdürü'nün, e, İstanbul Emniyet Müdürü'nün, e, Emniyet Genel Müdürü'nün ve İçişleri Bakanlığı'nın bulmamak için bana sorarsan, uğraştığı diğer 20 kişiyi de unutulsun gitsin diye e, ortaya konduğu bir şey. Bu hani tabii senin davana var. sadece senin davan değil, bu bir gazetecilik davası, bu bir ifade özgürlüğü davası ve 20 kişinin orta olmaması davası. Sizden bir oradan başlayalım sevgili Levent. Ya ne diyebilirim ki tabii ki e, <laughs> e, azmettirenler belli, sosyal medyada kim olduklarını hepimiz biliyoruz. E, i̇ki kişinin sırtına bindirdiler, o da iddianameden de görüyoruz. Kendileri gelip teslim olmuşlar zaten, gidip yakalanma da yok. Evet. Muhtemelen az çok e, o kameralardan kimler olduğunu fark ettiklerinde herhalde ya, hani bu kadar da olmaz. Bari bir iki kişi verin bu işi kapatalım deyip öyle yaptılar. O iki kişiyle ilgili işte 3 Mayıs'ta bir e, duruşma var. Muhtemelen orada serbest kalacaklardır. Pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü bilerek üzerine yattılar yani. İçişleri Bakanı yapmadı işini. Emniyet Müdürü, gerçi Emniyet Müdürü'ne bir şey demiyorum yani. İçişleri Bakanı muhtemelen... E, sorumluluğunu yerine getirecek o talimatı vermemiştir. Göz yummuşlardır. Ee, ülke açısından hazin bir durum yani benimle ilgili ne olacak? Onlar hani tutuklansalar bilmem şu kişisel mesele burada değil. Bir kişisel intikam da gütmüyorum. Yani öyle hani alsınlar cezalarını bulsunlar bilmem falan öyle bir durumum da yok. Ee, ama ülke açısından bu kabadayılığın genel geçer kural haline gelmesini sağlıyor. Hukukun olmaması insanların can güvenliğini ki biliyorsun birey için, insan için en temel en temel olgu güvenlik olgusudur. Bu duygumuzu zedeliyorlar. E, i̇ktidar e, ülkeye her alanda çok büyük zarar verdiği gibi en büyük zararı da hukuk alanında verdi ne yazık ki. E, bunlardan bir tanesi de kendim yaşıyorum. Sadece ben değil. İşte bir sürü insan yaşıyor. Osman Kavalası'ndan gazetecisine, yazarlarına birçok siyasetçisine kadar herkes bu hukuksuzluktan kendine bir şekilde bir pay düşüyor. Bana da düşen buydu. Ama tekrar söylüyorum, Türkiye'ye kötülük yapıyorlar. Yani hukuku ortadan kaldırmakla böyle bir kabadayı ya da mafya üslubunun Türkiye'de egemen olmasını sağlayarak Türkiye'ye çok büyük kötülük yaptıklarını düşünüyorum. E, şöyle bir şey Levent, e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kime cesur? Kime sessizi kısaca ben birkaç notla birkaç tane de grafik var. onla başlatayım istiyorum konuşmayı hazır senin iddianamenin üzerine. Bugün İçişleri Bakanı bir Twitter tweet attı Süleyman Soylu. Dedi ki arkadaşlar o tweet'i verirlerse İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken 13 Mart 19 Mart 2021 arası 34 kadın hayatını kaybetti. İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 19 Mart 22 Nisan arası 25 kadın hayatını kaybetti. %26 azalış diyor. Şimdi bir kere birkaç nokta var. Bir, insanın yüzü kızarır. 25 tane kadın katledilmiş, %26 azalış diyorsun. Birincisi bu. İkincisi, Levent, şimdi diyor ki, bakan, sözleşme fethedildikten sonra diyor, şunun bile farkında değil biliyor musun? Çünkü muz cumhuriyeti burası. 1 Temmuz'da bu sözleşme fethedilecek. Çünkü, demokratik ülkeyiz tabii, tırnak içinde. Avrupa Konseyi Sekreterliği'ne bu başvuru ulaştı ve bununla ilgili, yürürlükten kalkacağı tarih 1 Temmuz. Ne yazı ilk kalkacağı tarih 1 Temmuz. Onun da farkında değil. Ama dikkat ediyorsan mesela hani sözlerinde yalancıların ağı, kendi düşen ağlamaz falan böyle at sineyim. Böyle cümleler kuruyor. Peki Levent bu cümleleri kuran, kurabilen cesur tırnak içinde Süleyman Soylu. Mesela Alaaddin Çakıcı ile ilgili bu cümleleri kurabilir mi? Ya da kurabildi mi? Bir örnek vereceğim şimdi sana. Ne yaptı Alaaddin Çakıcı en son? İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tehdit etti açık açık. Birkaç kere üst üste. çık çıkarabildi mi? Çıkardı mı demiyorum. Çıkarabildi mi? Çıkaramadı. Süleyman Soylu'ya bağlı olan emniyet birimlerinden, arkadaşlar o grafiği alırlarsa ekrana, onu şimdi göstereceğim. Mart ayında bir toplantı yaptılar sevgili Levent, emniyet. Ve dediler ki, polis bir rapor geldi önlerine, Türkiye'de organize suç grupları kimlerdir? kimin ne kadar tırnak içinde adamı vardır Türkiye genelinde diye bir liste var elimizde. Bir numarada Alaaddin Çakıcı var. İki numarada Sedat Şahin var. Üç numarada Sedat Peker var. Burhanettin sağ Ahmet Turgut falan filan. 30 tane hani organize suç diyoruz ama hani mafya olarak da tarif edebiliriz. insanlar var. İçişleri Bakılı Süleyman Soylu'ya bağlı Emniyet Müdürlüğü raporunda bir numarada Alaaddin Çakıcı var. Konuşsana Süleyman Soylu. Üç numaraya yaptınız operasyonu. Niye yaptınız? Çünkü Oralar biraz hani yurt dışına kaçtı falan filan. Daha evvel övüyorlardı biliyorsun. Tabii canım. Cumhurbaşkanı yanına kadar gitti. KYK'lı şeylerin evet. kanında ee, banyo Barış akademisyenler için sesiniz çıkmıyordu o zaman. İfade özgürlüğüydü. Bir şey koptu. Daha evvel biliyorsun Cumhurbaşkanı yanına kadar yanaşabildi. Fotoğraflar çektirdi. Kimi hatta bazı eski emekli askerlerine falan filan. Şimdi bu tabloya bakıyorum Levent. Bu tabloya sesini çıkartamıyor. Böyle bir tablo var. Böyle bir liste var. Ona bağlı emniyet müdürlüğünün listesi. Bu, bu liste var. Şimdi sana saldırana ses çıkaramayan bir bakan, bunlara ses çıkaramayan. Niye? Çünkü MHP lideri dedi ki, dava arkadaşımız Alaaddin Çakırcı dedi. Elinizde var, 3 numara yapıyorsun. Buna yapamazsın. Çünkü Bahçeli'nin, Kuala ortağının, Süleyman Soylu'nun ekstra yanında olduğu insanın yaptığı kişiye ses çıkartamazsın. Başka neye ses çıkartamazsın biliyor musun? Geçenlerde bir yakınımız öldü. Bir sürü insanın bu süreçte yakınları öldü. Covid'den de ölmedi yanında büyüdüğümüz bir komşumuz hani çok yakındı ki esnem komşular falan daha farklıydı ya. Aradım aman dediler gelme. bir 7-8 kişi ancak alabileceklermiş. Hatta tabuta bile falan filan. Peki bizim komşumuz ekrandakilerin annesi, babası, amcası kardeşi öldü. Gidebildiler mi? Gidemediler. Kim gitti? Genelge çıkartan, altına imzası olan. O fotoğrafı verelim mi? Süleyman Soylu gitti. Binlerce insanın olduğu cenaze törenine gitti. Bu ülkeyle alay ede ede gitti. söyle fotoğrafını verirse arkadaşlar e, ve altında imza olan bir genelgesi olan bir, e, bir bir bakan bu. Şuraya bak, şuraya bak. İnsanları üç kişiyle, beş kişiyle toprağa verdireceksin, anasını, babasını, kardeşini, yakınını, binlerce insanın en önüne geçeceksin. Çünkü tarikat lideri biliyorsun, e, Sayın Nursi'nin en e, e, yakınlarından bir talebesiymiş. Ben tanımam bilmem. Çok da fazla bilgim yok bu tarikatlara falan. Ama Allah rahmet eylesin. O ayrı bir şey. Ama sen genelgesi olan bir yerde insan anasını babasını cihazına gidemezsen en önde genelgesi yapan bir adam olarak en önde duruyorsun. Ha. Bunu yaparken son bir cümleyle sana bırakacağım Levent. Neyi yapıyorsun biliyor musun? Yine sana bağlı polisler kimin üstüne gidiyor biliyor musun? Garip kurabanın üstüne gidiyor. O fotoğrafı da videoyu da sessiz bir şekilde versinler. Bir çöp toplayıcısı kardeşimiz. Yalvarıyor ya polise. Yalvarıyor. Diyor ki ya lütfen bana ceza kesmeyin. Çocuğum var. 6 aylık evladım var. Lütfen diyor polislere. Bana ceza kesmeyin. 5850 lirayı ben nasıl? Ama polis görevini yapıyor değil mi tırnak içinde? Böyle polis, böyle İçişleri Bakanı, böyle sistem, böyle iddianame, böyle insanlar, böyle bir Türkiye. Ve ne yazık ki bu iktidar eskiden iddiası oydu. Güçsüzün, fakirin, yanında insan olmayanın yanındaydı. Hayır, şimdi güçlünün, tarikatın, cemaatçinin, kendi iş insanlarının yanında. Büyük adaletsizliklere, saldırılara, onlara bunlara susuyorlar. Kendi yerlere yakın olan veya oy alabilecekleri yerlere falan filan. Garip kurabaya ağlata aldı, ceza kesiyorlar. Garip kurabanın anasının babasının cenazesine kimse gidemiyor. Onlar binlerce kişiyle beraber namaz kılıyorlar. Onlara her şey serbest. Bize her şey yasak. Böyle bir ülkeyle karşı karşıyayız diye böyle ben bir açıp Sözü sana bırakıyorum sevgili Şimdi ben aslında prensip olarak